Merhabalar, ben Meltem. Nasılsınız, iyi misiniz? İkimiz TV ailesine hoş geldiniz, ailemize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan şu anda çok mutluyum. Bundan sonra da sürekli birlikte olacağız umarım. Biz bir karar aldık, haftalık burç yorumlarıyla sizlerle buluşmayı düşünüyoruz. Ayrıca ben bilinçaltı, beden dili ve biyoenerji uzmanlığımın yanı sıra esma çalışmaları da yapmaktayım ve bunlarla da ilgili ara ara sizlerle paylaşımlarda bulunmayı hedefliyorum. Bildiğiniz üzere her şey enerjiden ibaret. Renkler, meyveler, sebzeler, biz, dünya, gördüğümüz ve görmediğimiz her şey birer enerjidir. Rüzgar da bunların içinde. Bunları kullanarak nasıl hayatımızı daha iyi hale getiririz? Çakıl taşlarından ne kadar temizleyebiliriz veya ayağımıza ne kadar batmamasını sağlayabiliriz? Bunlarla da ilgili bazı aktarımlarım olacak dönem dönem sizlerle. Umarım hayatlarınıza bir kum tanesi kadar bile olsa rahatlama getirebilirim. Biliyorsunuz acılar paylaştıkça, sıkıntılar paylaştıkça azalır ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Biz çoğalan mutluluklarda var olmayı diliyorum. Var olmamızı diliyorum ve acılarımızın, sıkıntılarımızın da paylaşarak bu paylaşımlarla da birlikte azalmasını diliyorum. Şimdi Koç burcuyla başlamak istiyorum izninizle. Bu hafta Koçlar için neler gelecek bakalım. Hemen Koç burcunun genel anlamda olacak bu. O yüzden bireysel bir çalışma olmadığı için herkes niyetini tutsun Koç burçları ve başlıyoruz. Evet. Öncelikle niyet tutun dedim ve niyetlerinizin olup olmayacağı konusunda bir öngörü yapalım. Evet, yoldan gelecek olan bir haber ya da bir kişiyle ilgili ya da sizin yola gideceğiniz bir olayla ilgili niyetinizin gerçekleşmesi için bunun var olması gerekir. Birazcık aklınızı kullanıp barışçıl davranmanız gerekiyor. Birazcık politik davranmanız gerekiyor. Bir kadının eleştirileri var bu konuda size. Bu kadının eleştirileri biraz sizin enerjinizi kırabilir ama güçlü olursanız, bu isteğinizin karşısında güçlü durursanız ve her şeyden önemlisi bir başkasını bu isteğiniz bir başkasının hayatını sıkıntıya sokmayacaksa biraz daha mücadele ederseniz bu isteğinizin Allah'ın izniyle olacağını, karanlıkta olduğunuz konudan aydınlığa çıkacağınızı gösteriyor kağıtlarım. Peki Koç burçları için aşk hayatı diyelim bu haftalık. Aşk hayatında iletişimin kuvvetli olduğu, biraz beklemeniz gerekiyor. Çok sabırsız davranmayın. Ama haftanın sonuna doğru da aşk hayatınızın muhteşem olacağını gösteriyor. Evliler için de çok güzel bir hafta sonu sizi bekliyor. İş hayatı diyelim Koçlar için. İş hayatı başlangıçta eliniz kolunuz bağlı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bazı problemlerden dolayı karar aşamasına girebilirsiniz. Ve bu kararın sonunda da alacağınız bir destek, partnerinizden, sevgilinizden, eşinizden alacağınız bir desteğin sonunda da iş hayatınızda bir yükseliş söz konusu. Bu terfidir, zamdır, aşırı kazançtır, ekstra kazançtır veya primdir bilmiyorum ama bir yükselişin söz konusu, haftayı mutlu bitirecek Koçlar. Sağlık diyelim. Sağlıkla ilgili bazı sıkıntılı haberler alabilirsiniz. Kendinizle ilgili ya da çevrenizdeki kişilerle alakalı. Kapanmış konu. Yani önceden var olmuş bir sağlık sorunu üstünü örtmüşsünüzdür, umursamamışsınızdır. Ya da karşı taraf böyle yapmıştır. Onun tekrar nüksetmesi, biraz içinize kapanık bir duruma girmeniz söz konusu. 1-2 günlük yatma söz konusu. Bu dediğim gibi siz de olabilirsiniz. Sevdiklerinizden biri de olabilir ama bu çok önemli değil. Sakın ciddiye alıp da üzülmeyin. Bu bir bademcik olabilir, grip olabilir, böbrek ağrısı olabilir. Gelip geçici, önemsiz bir şey. Şükürler olsun. Haftanın sonunda bir yol görülüyor, yola çıkılacak ve bir yolda para alışverişi ile ilgili konuşmalar var. Bu arada negatif enerjiniz çok yükselecek. Hafta sonuna doğru üzerinizde negatif enerji yoğunlaşması var. Bunun içinde sirkeli, tuzlu suyla banyo yapmanızı öneririm. Banyoya girdiniz tam çıkmak üzereyken sirke ve tuzlu suyu yanınızda bulundurun. Çıkmadan önce onu başınızdan aşağı dökerken
üzerimde negatif enerji, göz, nazar, büyü ne varsa akan suyla birlikte aksın gitsin diye niyetinizi alın ve bu size çok iyi gelecek. Hafta ve önümüzdeki bütün günler, uzun yıllar sizlere mutluluk getirmesini diliyorum. Hoşça kalın.